Eğer bu çubuk bir tamı, yani mora boyanmış tüm bu şekli temsil ediyorsa, diğer çubuklardan hangisi ya da hangileri 1 bölü 2'yi, yani yarımı temsil eder? Evet, 1 bölü 2'yi bulmak istiyoruz. Her zaman olduğu gibi önce videoyu durdurun ve soruyu kendiniz çözmeye çalışın. Hadi bakalım. Cevabı buldunuz öyle değil mi? O zaman şimdi bir kere de birlikte yapalım. Bir şeyin yarısını nasıl buluruz? Evet, bunu daha anlaşılır hale getirmek için, burada gördüğünüz çubuklara çok benzeyen bir çubuk daha çizeceğim ve onu iki eşit parçaya böleceğim. Bu parçalardan her biri 1 bölü 2'yi temsil ediyor. Orta çizgi çok da iyi olmamış. Hadi bir daha çizelim. Evet, bu daha iyi. Bu parçayı boyuyorum ve işte bu boyadığım parça 1 bölü 2 oluyor. Yani çubuğun yarısı. Şimdi de diğer çubuklara bakıyorum. Bunlardan hiçbiri buna benzemiyor. Yarım yarım ayrılmamışlar. Mesela bu çubuk 4'e bölünmüş. Bu, 1, 2, 3, 4, 5'e. Bu, 1, 2, 3, 4, 5, 6'ya. Yani bu ise 3'e. O halde, tüm bu çubuklar için yarımın tanımı farklı. Ve hepsinin bölünmüş olduğu eşit parça sayısı farklı olduğu için, bu parçalarla 1 bölü 2 arasında bir ilişki kurmamız gerekiyor. Yani, 6 parçanın yarısı, 5 parçanın yarısı olarak düşüneceğiz. Bunu daha kolay hale getirmek için, bu çubuğu 4 eşit parçaya ayıralım. Buradaki parçaları 2 eşit parçaya ayırırsam, 4 eşit parça elde edebilirim. Mavi ile bir buraya, bir tane de buraya çizgi çekelim. Evet, toplam 4 eşit parça elde etmiş olurum ve bu dört parçanın yarısı da bu şekilde gösterilir. Dikkat ettiyseniz boyalı alanı değiştirmedim. Sadece iki parçanın her birini ikiye böldüm ve dört parça elde ettim. Boyalı alan dört parçanın ikisini kapsıyor, yani iki bölü dörde denk geliyor. Şimdi buradaki çubuğa bakalım. Bunun da iki parçasının boyalı, bu bir, bu iki, burada da bir ve iki parça boyalı. Evet, 4'ün ikisi. O halde 1 bölü 2, 2 bölü 4'e eşittir diyebilir miyiz? Evet, diyebiliriz. Bu resimlerde bunu açıkça göremiyor olabilirsiniz ama bu çubukta, bu boyalı parçayı buradan buraya taşırsak, yani bu parça yerine bu parça boyalı olacak. O zaman bu iki çubuk birbirinin aynısı olur ve böylece bu çubuğun yarısı boyalıdır sonucuna ulaşabiliriz. Şimdi de 5'e bölünmüş olan bu çubuğa bakalım. Yeni bir çubuk daha çiziyorum. Buradaki çubuğun 3 parçası boyalı, yani 3 bölü 5'i. Buraya 3 yazalım. Bu çubuğun da 3 parçası boyalı, 6 da 3'ü. Bunun da 3'te 1'i. Evet, şimdi 3 bölü 5'i çizmek istiyorum. Bunu 5'e bölmem lazım. Elimden geldiğince eşit parçalar yaratmaya çalışıyorum pek eşit olmasalar da siz bunlar eşitmiş gibi düşünün. Elimizde 3 bölü 5 var. Peki bunu nasıl gösteririz? 1, 2 ve 3. Sadece bu çubuğun boyalı alanlarının yerlerini değiştirmiş oldum. Bu iki parçayı sola taşıdım ve 1, 2, 3 tane boyalı parça elde ettim. Şimdi bu iki çubuğu karşılaştırdığınızda 3 bölü 5'in, 1 bölü 2'den fazla olduğunu görebilirsiniz. Boyalı alanları eşitleyecek olsaydım, birinci çubukta buraya kadar boyamam gerekirdi. O halde, 3 bölü 5, 1 bölü 2 ile aynı şey değildir. Sırada, 6'da 3, ya da 3 bölü 6 var. Bir çubuk daha çizelim. Bu çubuğu ortadan 2'ye ayırıp, yarısını boyadığımızda, 1 bölü 2 elde ettiğimizi görmüştük. Sizce bu çubuktan, 6 eşit parça çıkarabilir miyim? Bu iki parçayı 3 eşit parçaya bölmekten bahsediyorum. Denemeye ne dersiniz? Bakın, bu şekilde 2 tane çizgi çiziyorum. Buraya da aynısını yapalım. İki parçanın her birini 3'er parçaya ayırdım ve 6 parça elde ettim. Boyalı alanı yine değiştirmedim. Çubuğun yarısı boyalıydı. Çubuğun iki yarısını da ayrı ayrı 3 parçaya böldükten sonra da hala yarısı boyalı. Yani 1, 2, 3 parça. O halde 3 bölü 6 da 1 bölü 2'ye eşit oluyor. Bu iki parçayı alıp buraya taşırsanız, aynı çubuğu elde edersiniz. Evet, bu da yarımı, yani 1 bölü 2'yi temsil eder. Son olarak 1 bölü 3 var. Bu videoları seyrederken her zaman durdurabilir ve soruyu kendiniz çözmeye çalışabilirsiniz. Hatta videoda ne yapmaya çalıştığımızı anladıysanız, bir sonraki videoya da geçebilirsiniz. Yeter ki ne yaptığımızı iyice anlayın. Evet, ne diyorduk? Bu çubuğu 3'e bölelim ve 1 bölü 3'ünü boyayalım. Şimdi, bu iki çubuğa dikkatlice bakın. 1 bölü 3'ün 3 bölü 6, yani 1 bölü 2'den daha az olduğu anlaşılıyor, değil mi? Bu çubuğun yarısını boyayacak olsaydık, buraya kadar boyamamız gerekirdi. Ama 1 bölü 3'ü buraya kadar geliyor. O zaman 1 bölü 3, 1 bölü 2'ye eşit değildir. Umarım benim kadar eğlenmişsinizdir.